Merhaba sevgili izleyiciler, 7-13 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ağustos ayı 2017'nin önemli aylarından birisi. Ee, i̇lkini Şubat ayında yaşadığımız tutulma döngülerinin ikincisini bu ay yaşayacağız. Ee, tutulmalar gökyüzündeki en önemli astrolojik olarak gezegen hareketleridir, meydana gelen en önemli etkilerdir ve yaşamamızda çok daha kadersel, daha büyük planda, daha uzun vadeli etkileri ortaya çıkarır. Ee, Şubat ayında meydana gelen tutulmalar şu döneme kadar aslında bizim için belirleyiciydi. Şimdi Ağustos'ta meydana gelen tutulmalar da önümüzdeki altı aylık süreçte en önemli etkiyi oluşturacak. İlkini bu hafta yaşayacağız. 7 Ağustos'ta akşam 21.10'da 15 derece Kova burcunda Dolunay beraber ay tutulması meydana gelecek. Bir diğer tutulmayı da 21 Ağustos'ta yaşayacağız. Aslan burcunun 28 derecesinde güneş tutulması olacak. Ay düğümleri de kova aslan aksında olduğu için özellikle kova burçları, aslan burçları, diğer sabitler, boğa akrep burçları için çok daha önemli bir dönemdeyiz. Önemli bir kadersel e, yaşam döngüsündeyiz. E, tabii ki herkes doğum haritasındaki etkilere göre e, az veya çok bu tutulmalardan e, bir şekilde enerji alacak. Evet tutulmalar genel anlamda bir şeyleri sonlandırır. Hayatımızda yeni, yeni kişiler çıkarır bazılarını. E, bazı ilişkileri bitirebiliriz. Yeni kapılar açılabilir. iş ve kariyer hayatlarımızda yeni gelişmeler olabilir. E, kova tutulması biraz daha toplumsal konulara hedeflerimize, gelecekle ilgili konulara, sosyal kavramlara, arkadaşlarımıza, ekip ve grup çalışmalarına, e, bilim, teknoloji ile ilgili konulara, özellikle elektrik, elektronik gibi kavramlara, uzay astronomi, astroloji gibi kavramları da dikkat çekiyor. Ee, Kova burcu ve aslan burcu özellikle doğum haritalarımızda hangi ev alanlarındaysa, e, o ev alanlarında etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ee, yaptığımız haftalık ve aylık yorumları da öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre mutlaka takip ediniz çünkü orada bu ev alanlarına göre açıklamalar yapıyoruz sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.